Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteninde iki duyurumuz olmuştu. Sayın Mehmet Ali Yapar, Hatay Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkanı ana haber bültenine konuk olacak demiştik ve 23-28 Ekim tarihleri arasında Antakya'da yapılacak olan mobilyacılar fuarı ya da mobilya fuarı için bizi bilgilendirecek demiştik. İkinci duyurumuzda ise ana haber bülteninden hemen sonra Demokrasi Bulvarı programı yayına girecekti ve o söz konusu yayında Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir konuğumuz olacaktı. Şimdi o iki duyurumuzun birincisini yerine getiriyoruz ve Sayın Mehmet Ali Yapar'la birlikteyiz. İyi akşamlar diliyorum Sayın Mehmet Ali Yapar. İyi akşamlar Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Çok teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. İşte eyvallah. Seyredenlerimiz de iyidir. Yani şöyle söyleyelim, iki Antakyalı gibi sohbet edelim. Tabii 8 yıldır Antakya, Hatay yorgun Suriye'de olup bitenlerden kaynaklı. Son dönemlerde ülkemizde işte bu ekonomik kriz meselesi biraz yorgun. Onun için iyi akşamlar diye giriyorum ben aslında ama çok da iyi akşamlar geçmiyor aslında Türkiye içinde, Hatay içinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya da umutlu mu olmak lazım, öyle mi demek istiyorsunuz? Yani tabii umudu kaybetmemek lazım ama aslında bize bu tür krizler ne yapacağımızı gösteriyor, ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Çok açık bir şekilde belli olmuştur ki mümkün olan en güçlü şekilde en düzgün üretimleri yapıp ihracata dayalı satışlarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bu aslında istihdam için de gerekiyor, büyük ekonomiyi büyütmek için de gerekiyor. İşte firmaların kendini güvende hissetmesi için de gerekiyor. Belki bu bize bir ders olur. Belki üretime biraz daha destek oluruz, üretimi biraz daha ön planda tutarız. Böylelikle ihracat ayağımızı da güçlendiririz diye umuyorum yani. Evet, yani ekonomik krizden çıkış yolunu siz aslında diğer bilim adamları gibi üretimde görüyorsunuz siz de bir yani oda aslında, başkanı olarak. Yani şimdi net her sektör, imalatçı sektörü görmüştür ki kendi içerisinde bu yaşanan dalgalanmayı, yükselmesini de düşmesini de fark etmez. Doların çok yükselmesini de düşmesini de, ikisi de etkileyici şeylerdir. En rahat atlatanlar ihracatçılar oldu. Yani pozisyona zaten yükselmesi esnasında kendilerini korumalarına gerek yok. Ama işte düşmesi esnasında da hareketlerini çok daha kolay ayarlayabilirler. Çok daha sağlam adımlarla yürüyebilirler ihracatçılar. Her sektörden ediyorum aynı şeyi görmüştür. Öyle çok ekonomi falan da bilmeye gerek yok. Üretmek iyidir. Çalışıp üretmek iyidir. Dünyanın pazarında yer almaya çalışmak iyidir. Evet. Peki Hatay için, Antakya için siz mobilya sektöründesiniz. Daha çok ihracata dayalı bir sektör müdür? Hatay için soruyorum. Yaklaşık olarak yarı yarıya bizde. %50-%50. Evet, şu anda yarı yarıya. İhracat kalemlerimizin çok güçlenmiş olmasından kaynaklanıyor bu. Ama bu yarı yarının bana yettiğini söyleyemeyeceğim. Hem üretimimizi çok fazla arttırmamız gerekiyor, hem de belki %70'ini, en az %70'ini ihracata göndermemiz gerekiyor. Evet. Peki bu %50 içinde, ihracat dediğinizde %50 içinde hangi ülkeler var Sayın Mehmet Ali Yapar? Yani daha ziyade aslında Türkiye'nin eğilimiyle aşağı yukarı aynı. Irak ilk ülke. Orta Doğu. Evet, Irak ilk ülke. Afrika'ya da şu anda yeteri kadar mal satıyoruz. Giriş bölümü olarak Avrupa'ya ve Türkiye Cumhuriyetleri zaten satıyorduk. Avrupa'ya da yeterli miktarda şu anda ürün gönderiyoruz. Bunlar basit rakamlar. Ama firmaların kendini ayarlayabilmesi için, ürünlerini uygun koşullara getirebilmesi için yeterli rakamlar bunlar yani. Evet. Peki yaptığınız fuarlar, şimdi siz 2016 yılında birincisini yaptınız mobilya fuarının. Evet, 2017'de ikincisi oldu. Tabii çok büyük bir heyecan yaşanmıştı. Çünkü Antakya'da ilk kez böylesine büyük bir fuara ev sahipliği yapacaktı. Sonra 2017'de tekrarladınız. Şimdi 2018 ve üçüncüsünü yapacaksınız. Şimdi 2018'e gireceğiz. Ama ondan önce geride bıraktığımız iki fuarın ne gibi faydalarını gördü ya da gördünüz siz mobilya sektöründe yer alanlar? Bakın, il belirtmekte sıkıntı görmüyorum. 2007 yılında ilk biz mobilyacılarla beraber yürüyüşe başladığımızda ilk Adana Fuarı'na katıldık.
yaklaşık 15-17 firma falandı. Firmalarımız fuarın ne olduğunu gördüler. Daha doğrusu fuarda belki bir kısmı ön tarafta durmuştu ama arka tarafta durup o iş yerine sahibi olmamıştı. Onu gördüler. Biraz daha büyük bir fuar alanı görmemiz gerekiyordu kendimizi toparlayabilmemiz için. İzmir'e gittik 2008 yılında. 2010 yılında zannediyorum İstanbul'daki en büyük mobilya fuarına katılmaya başladık. Şimdi bir sektör için düşünüldüğünde öyle resimden, fotoğraftan alınacak ürünler değil mobilya. Toptancılara sattığınız bir ürün, daha önce son tüketiciye de satmıyorsunuz, toptancılara satıyorsunuz, yani mağazacılara satıyorsunuz. Mağazacılar ürünü görmeli. Yani resimde bir mobilyanın kalitesini anlamak öyle çok kolay bir şey değildir. Bu da ancak fuarlarla gerçekleşir. Yani adam bir yerinde dokunacak, gidecek, dokunacak, görecek. Yani boya kalitesine bakacak. İşte artık öyle resimlerde iyice oynanıyor. Yani o gerçek ürünü görmesi gerekecek. Onun için mobilya sektörünün vazgeçilmezi fuarlardır. Yani hiçbir fuarda bir fayda elde etmeden çıkamazsınız. Biz doğru zamanda yapmıştık 2016 fuarını. Zamanı gelmişti. Firmalarımız uygun hale gelmişti. Onun için 2016-2017 fuarları ilk iki fuar için, yani Türkiye'nin neresinde yaparsanız yapın, çok başarılı sayılabilecek şekilde sonuçlandı. Yani bazılarında firmalarımız toparlandı, bazıları ihracata başladı. Ben de onu soracağım. Somut olarak şunu elde ettik biz ya bu sektör olarak kardeşim. Evet. Müşteri potansiyelimiz arttı, ihracatımız arttı. Tabii. Asıl hedef o da. Yani şu aslında bu, bugün okudum. Yani sıfırda olduğunuzda bir de büyük bir rakamdır diyor. Çok küçük olduğu zaman bir yerde sektör, ufak adımlar da çok büyük görünüyor zaten. Yani bu da insana umut veriyor. Daha fazla bir şey veriyor. Şimdi hiç ihracat yapmamış, sadece doğuya 15 aylık vadeden, o da senetten koltuk göndermiş bir arkadaşınızın işte oturup orada Iraklı bir tüccara veya Filistinli bir tüccara bir iki konteyner mal sattığını görüp işte o paraları aldığını, sözleşmeler yaptığını gördüğünüz anda zaten ne olduğunu anlıyorsunuz. Yani ne kadar başarılı geçtiğini düşünüyorsunuz. Siz düşünüyorsanız biz görüyoruz. Yani mesela şey vardı, ismiyle anılan insanlar vardı. Yıllardır esnaf tanır. Falanca adam, falanca adamın oğlu, falanca adamın öbür oğlu. Firmasının adıyla çıktı ilk fuardan. Şu andan itibaren firmanın adını vermeden konuşmaya çalışıyorum. Firmanın adını markasını söylüyorlar. Sonra adamın adını söylüyorlar veya oğlunun adını söylüyorlar. İşte fuarın bir... Bir fuarda marka değeriniz oluşmaya başladı. Şimdi bunların her biri ayrı ayrı başarı hikayesi aslında. Evet. Marka değeri tabii oldukça önemli tabii. Bir şey. Bütün imalatçılar marka değerini önemser bütün dünyada olduğu gibi. Peki Sayın Mehmet Ali Yapar, 2018 fuarına gelelim. İşte 23-28 Ekim 10 gün sonra netice itibariyle. Öncelikle şu soruyu sorayım. Nerede yapacaksınız? Yine o... Söyleyeyim mi? Otogarın yanı. Otogarın yanı, o çadır madır mı gene, yoksa farklı bir şey düşünüyor musunuz? Yok, yok, çadır. Bunu niye aşamadınız Sayın Şimdi Mehmet şöyle Ali? Bakın ben de... Yani bakın çok başarılı fuarlara imza atıyorsunuz. Sadece siz değil, sizler olsun, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Antakya Belediyesi vesaire, diğer kurumların hepsini bilmiyorum. Bu basit bir şey ya. Bunu niye aşamadınız? Onu anlamaya çalışıyorum. Ya aslında potansiyel katacağı değere göre yapacağınız binanın maliyeti çok komik. Yani ben de şu ana kadar niye çözülmedi üzülüyorum. Yani siz de mi muzdaripsiniz? Ben Antakyalı olarak muzdaribim. Siz de herhalde başkan olarak muzdaripsiniz. İlk fuar konuşmamızı açalım bakalım. Bilmiyorum vallahi, hatırlamıyorum ama şey demişimdir. Yani evet, yani böyle iki kere, en azından iki kere şeyde yapalım. Bir iki kere çadırda yapalım. Biz de gerçekten yapabiliyor muyuz? Yani böyle bir gücümüz var mı? Antakya'nın böyle bir gücü var mı? Onu görelim. Ondan sonra bina yapılır diye konuşmuşumdur. Çünkü hep böyle düşündüm. Herhalde mikrofonda farklı konuşmamışımdır. Şu ana kadar fuar alanımızın artık en azından bitmeye yakın olması lazımdı. Sebep, mobilya fuarı, ilk tarım fuarı yapıldı. Hemen arkasında mobilya fuarı yapıldı. 3-5 ay sonra inşaat fuarı yapıldı. Kitap fuarı yapıldı. Bir daha aynı şeyler tekrar etti. Şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Ve
İlk birinci de gördük ya herkes aslında bizim hayalimiz öyle çok uçuk bir şey değilmiş. Gerçekleşiyor. Olabiliyor. Ve büyüme potansiyelini de biraz oturup incelediğinizde görüyorsunuz. Yani onun için bu fuarların şu ana kadar binaya taşınmış veya taşınmak üzere olması lazımdı. Maalesef taşınamadık ama işin gerçeği, bakın orada çok hassas bir nokta var. Geçen sene 50 civarında firmayla katıldık. Bu sene 40'ın altında firmayla katılıyoruz. Yerleri büyüttük. Şimdi bunun içinde dönemsel olarak yaşadığımız krizin etkisi olabilir. Bunun içinde firmaların kendi içlerindeki sorunlar olabilir. Ama mutlaka biliyorum ki binada olmadığı için artık fuara katılmak istemeyen arkadaşlarımız da var. Yani bu sebeple artık ben bir daha şey istemiyorum. Yani eğer çadırda yapılacaksa ben bir daha bu fuar çalışmasının içinde olmak istemiyorum. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Siz olmazsanız evet. Bu fuarda gerçekleşmez ya, zaten. Yok, yani sektör olarak. Yani bizim yerimize yapacak biri çıkar ama. Mutlaka da yani. Yani bu işi hayallerinde büyütmüş bir insan olarak söylüyorum. Yani lütfen biraz bu konuda artık, şimdi daha önce söyledim, Büyükşehir Belediye Başkanı sağ olsun o zaman hayalimize inandı. Belki molozların döküldüğü bir alanı bize uygun hale getirdi. Ve fuar gerçekleşti. Bizden sonra fuar yapan arkadaşlar fiziki yapıyı daha da güzelleştirdi. Onlar da devam etti. Ama bugün bakın hizmet artık. Bugün bu binanın yapılması. Yani evet, bu konuyu değil mi? Valiliğin, belediyelerin, evet, sivil toplum örgütlerinin, Antakya'nın, evet, Antakya'nın sahiplenmesi lazım ya. Böyle bir güzelliği yani hep beraber. Tüm milletvekillerimizden, evet, başta valimiz olmak üzere tüm milletvekillerimizden, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve ilçe belediye başkanlarından özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Çok bir şey istemiyoruz ya. Şu rakamları biraz daha netleştireyim. Bana 7.000-8.000 metrekarelik bir tane bina, evet, yanında 3-4.000 metrekarelik bir bina daha bağlantılı olsun. Farklı amaçlarda bölünerek kullanılabilsin. Bütün yapmamız gereken bu. Yani mevcut bulunduğu yerde olursa çok iyi olacaktır. Ama yok, burası değerli bir arazi, daha değişik bir yere yapalım diyorlarsa çok uzak olmamak kaydıyla büyüme döneminde olmaz. Ona da razıyız diyorsunuz. Evet, ona da razıyız. Ama lütfen artık el atılsın. Şimdi bakın, biz aslında üstümüze düşeni yapıyoruz. 2016 yılında fuara buradan insanları davet etmiştik ve Antakyalılar gelmişti. Ne ürettiğimizi görün, bilmiyorsunuz dedik. 2016 yılından 2018 yılına kadar nereye vardığımızı görsünler gelip. Yani ürünler ne şekilde değişti, kalite ne şekilde değişti, firmalarımızın duruşu ne şekilde değişti. Onu bir görsünler, rica ediyorum döne döne sevgili hemşerilerimden. Yani bu ilerleme devam ediyorken, işte bunun paralelinde o fuarın, o altyapısının, binanın yapısının da ilerlemesi gerekiyor. Evet, anladım. Peki Sayın Yapar, o zaman sizden 2018-23-28 Ekim fuarı ile ilgili kısa bilgi alalım. Ne zaman, evet, kapılarını açıyor, ne zaman kapatıyor, hangi saatte? Evet, kısa bilgiler. 23-28 Ekim arasında yine otogarın yanındaki artık fuar alanı olarak anılan yerde fuarımız başlayacak. 23 Ekim'de başlayacak. Ziyaretçi saatleri sabah saat 10 ile 8 arasında. Resmi açılış birinci gün, protokol açılışı birinci gün 23'ünde saat 2'de yapılacak. Ama ondan önce zaten ziyaretçilere kapısını açacak. Perakende için yine hazırlıklıyız. Yani perakende için gelecek müşterilerimiz varsa, misafirlerimiz varsa yine hazırlıklıyız. Toptan da biz kendi tanıtım çalışmamızı yaptık. Nasip olursa o süre içerisinde Antakya'daki otellerin tamamını da dolduracağımızı düşünüyoruz. Hem Antakya'ya bir hareket katacağını hem de mobilyacıların ilerlemesine katkıda bulunacağını düşündüğümüz bu fuarı mutlaka ama mutlaka herkesin ziyaret etmesini özellikle istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Ali. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Cumartesi pazar araya giriyor. Pazartesi günü inşallah saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle aranızda olacağım. Ama şimdi bizden ayrılmıyorsunuz. Demokrasi Vuruları programına geçeceğiz ve konuğumuz Samandağ Belediye Başkanı olacak. Kısa bir aradan sonra efendim.